Gel Gülizar'cığım, koy torbaları şöyle. Gürbüz, sen bunları yerleştir, ben hemen hazırlanıp geliyorum. Görüşürüz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hemen ilk başta sarmamla veya baklava cheesecake'le başlayacağım. Şu an bir kararsız kaldım. Emin misin? Önce masayı mı kursak? Hayır. Önce baklava cheesecake'imi yapmam lazım. Çünkü hamurunu da fırına atacağım. Daha sonrasında inciklerimi düdüklüye koymam lazım. Onların bir pişme süresi var. Sonrasında kuru biber patlıcana geçeceğim. Yalnız bu yemeklere çok basit diyecekler. Kuru biber patlıcana basit mi diyecekler? Veya baklava cheesecake'e basit diyeceklerse de artık diyecek bir şey bulamıyorum. Menüm gayet iddialı, ağır. İnşallah da 2,5 saate yetiştireceğim. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. 3, 2, 1 başla. Koş Gülizar, koş. Yalnız neyle başlayacaktık? Kafam karıştı. Önce hemen sularımı koymam lazım. İlk olarak ana yemeğimiz için haşlanacak kuzu inciklerle başlıyoruz. Kemikleri sen ayıracaksın değil mi? Evet, kemiklerini ayıracağım çünkü kemikli olsun istemiyorum. Sofrada böyle ele alıp yenilmesinden çok hoşlanmıyorum. Yalnız yarışmacılar salladığımızda et kemikten düşmeyeceği için böyle sunmuş diyecekler. Şöyle tuttuğumda zaten kemiklerinden ayrılacak. Yani tadına baktıklarında pişmiş olduğunu görecekler. Yıkanan kuzu inciklerin üzerine zeytinyağı, pul biber, kimyon ve tuz ekleniyor. Gülizar'cığım aslen nereliydin? Ben Adıyamanlıyım. Doğma büyüme İstanbul. Ev hanımıyım. Yaklaşık bir 5-6 hatta 7 yıl neredeyse bir online satış yaptım. Ne sattın? Boneşal sattım. Daha sonrasında gözlük sattım. Sonra bıraktım. Şimdi o sayfam böyle bir beklemede. Yalnız duyduğuma göre bayağı takipçim varmış. O sayfam şu an bir duruyor. Şu an bir beklemede. Şu an ben sunum sayfam var. Hani kahve sunumu yapıyorum. Kahve çok sevdiğim için fazlasıyla kahve koyayım. Bir de latte art yapmaya çalışıyorum. Köz patlıcan çorbası için patlıcanlar közmatikte közlenmeye başlıyor. Hala heyecanlı mısın? Aşırı heyecanlıyım. Elim ayağım titriyor. Bilmiyorum ekrandan nasıl görünüyor. Ama aşırı heyecanlıyım. İnşallah yetiştireceğim diye umuyorum. Şu an patlıcanlarımı közlenmeye bıraktım. Etimi düdüklüye koydum. Baklava cheesecake için dolaba gitmem lazım. Bu yufkaları özel getirdim. Maraş'tan getirtirdim. Özel baklava yufkasıyla baklava cheesecake için tereyağı eritiliyor. Şu ikinci düdüklüye ne koyacaktın? İkinci düdüklüye ben ne koyacaktım? Patates. Evet Gürbüz. Ya o hemen koyman lazım. Boşuna zaman kaybettin. Unuttum. Gürbüz beni konuşturuyorsun. Ya ben herkesi konuşturuyorum. Evet, beni eşim konuşturdun ve ben... Bu arada tereyağın yanıyor galiba. Yok, yanmıyor. Kemiksiz kuzu incikle sunulacak patates püresi için patateslerin kabuğu soyuluyor. Hay Allah, elini kestin. Gel hemen bant yapıştıralım. Artık eldivenini takıp devam edebilirsin. Bu arada perşembe günü yarışacak rakibim Büşra Yozgatlıymış. Yozgatlı. İyi, gayet güzel. Memleket, yani ülkemizin her yeri çok kısa. Kendisi muhasebeci. Ayrıca Aslan Burcu'ymuş. Oha. Ama bir şey de bu, Kova Burcu Aslan Burcu'yla iyi anlaşır. Mantara alerjisi varmış. Mantar da yok Allah'a şükürler olsun. Neyse ben de yırttım. Yani çok mantar seven bir insan değilim. En azından herhalde mantar koyan kimse de olmaz diye düşünüyorum inşallah. Bu arada çok özel bir tüyo vereyim. Burun ve kalça estetiğiyle dudak dolgusu yaptırmış. Karın germe operasyonu olmuş ve vücudunda 40 tane dövmesi varmış. Oo, dövmeyi çok merak etmişimdir. Çok cesaret edemem. Onu sorarım. Nasıl cesaret ettiniz diye. Püre için haşlanacak patatesler büyükçe doğranıyor. Ben ne kadar karşılıklı otursak oturalım, benim karşıma seviyesini bilen insanların çıkmasını istiyorum. Seviyesizliğe hayata tahammülüm yok. Herkes ne konuştuğunu, nasıl cümleler kurduğunu bilmeli. O yüzden seviyesiz insanlara da tahammülüm yok. Çok laçka hareket eden insanları da sevmiyorum. Labali olmayı sevmem. O yüzden herkes yerini ve durması gereken yeri bilerek hareket eden insanlar olursa sevinirim. Güzel olduğuna inanmadığın bir şeyi yarışmacılara sunar mısın? Ya mecbur, eğer yaptıysam götüreceğim ama onun savunmasına da geçmem ya. Kötüyse derim, haklısınız arkadaşlar. Hani derler ya, yiğidin hakkını yiğide veririm diye. Nasıl bir karakterin var? Vallahi çok sakin bir insanım diyemem. Damarıma basıldığında damarına basarım. Öyle söyleyeyim. Hakkımı yedirmem kolay kolay, onu söyleyeyim.
Çünkü o kadar emek vermişim. O kadar saat burada çalışmışım. Yani haftamı ben buraya ayırmışım. Peki diyelim bugün biri hakkını yedi. Ama ertesi gün çok iyi yemek yaptı. Hakkını verir misin? Veririm puanını. Hakkını yani şey yapmam ya. Hani diyorum ya. Hakkını veririm ya. O şeye girmem. Vebal. En azından akşam uyuduğumda içim rahat eder. Sana 7 vermesi gerekirken 3 verse bile mi? Ya 3 verirse de orada tepkimi koyarım ya. Allah'tan Zuhal Hanım'ın puanları var ya. Püre için doğranan patatesler düdüklü tencerede haşlanmaya bırakılıyor. Baklava cheesecake için Maraş'tan gelen özel baklava yufkaları yağlanıyor. Eşinle görücü usulü nasıl tanıştınız bakayım? Ya teyzem demişti işte böyle böyle biri var Gülizar bak. İyi bir çocuk, iyi bir ailenin evladı. Olur görüşelim dedim. Hemen ilk görüşmede zaten kabul edeceğim diye bir şey yok dedim. İlk görüştük, olabilir dedim. Sonra bir daha bir görüştük. Mantığıma yattı. Ondan sonra evlenmeye karar verdik. Peki evlenme kararında Fatih'in hangi özelliği etkili oldu? Merhametli olması. Ay şu an çok heyecanlıyım. Bu arada yufkamız kaç kat oldu? 4 kat. Şimdi ne yapıyoruz anlat bakalım. Yağlıyorum baklavalık hani yufkalarımızı. Şöyle yağlayacağım. Ondan sonra tabanı için fıstığı hazırlayacağım. Araları eritilmiş tereyağıyla yağlanan özel baklava yufkaları kelepçeli kek kalıbına yerleştiriliyor. 150 bini kazanırsan ne yapacaksın? Ne yapacağım? Belki Maldivlere giderim tekrardan. Geçen sene Maldivlere gitmişsiniz galiba. Evet, geçen sene Maldivlere gitmiştim. Belki bu sene de eğer kazanırsam Allah nasip ederse inşallah öyle bir düşüncem var. Maldivlerin en çok nesi güzel? Doğası güzel, denizi güzel. Muhteşem bir denizi var. Yani gerçekten denizi çok güzel. Sakinliği güzel, farklı balıklar falan. Herkesin görmesi gereken bir yer. O yüzden belki dedik bir daha gideriz. Dalış yaptın mı? Yok, ben kafamı suya sokamıyorum. Yüzerim ama kafamı suya sokamıyorum. Böyle panik hatağım var. Özel bir şey mi yaşadın? Boğuluyordum. Bir iki kere boğulma tehlikesi yaşadım. Ondan sonra bir daha kafamı suya sokamadım. Antep fıstıkları eritilmiş tereyağıyla yağlanıyor. Özel baklava yufkasıyla baklava cheesecake. Kusura bakmayın gülüyorum ama özel baklava yufkası nedir? Biri bana bunu açıklayabilir mi? Tamamen süslemiş. Yani bildiğiniz baklava yufkasını alacak gelecek özelliği ne? Baklava yufkasını kendisi mi açacak? Özel bir açı şekli mi var? Ya da bildiğimiz baklava yufkasının içerisine farklı bir şeyler mi katacak? Ne yapacak? Bizi kandırıyor özel baklava yufkası diye bir şey. Hayatımda duymadım. Bizi kandırdığını ve saçmaladığını düşünüyorum. Öncelikle özel baklava yufkasını elle açıp açmayacağına bakacağım. Eğer elle açıp açtıysa lezzetine bakacağız. Sen bu baklava cheesecake tarifini internetten mi öğrendin? Genelde internette tarifi de tam paylaşmıyorlar. Kimse sırrını vermiyor. Ben birkaç kere yaptım. Oldu, olmadı. Kendi tarifimi kendim buldum. Kimse gerçek tarifini paylaşmıyor. Hadi ya. Daha belki yeni yeni paylaşanlar olmuştur. Onun haricinde çok paylaşanını görmedim. Kendim deneme yanılma yöntemleriyle yaptım. İstediğim sonucu. Ben bir de genelde her şeyi göz kararı yapıyorum. Peki yemek yapmayı kimden öğrendin? Kendimi öğrendim. Annen öğretmedi mi? Ben bekarken yemek yapmıyordum. Bekarken zaten hazıra konuyordum. Evlendikten sonra mecbur yapacağım. En iyisi dedim şimdi yapmayayım. Evlendikten sonra bir gün yaktım, bir gün oldu, bir gün olmadı. Şimdi gayet güzel. İç kütlü köftemi de yapıyorum. Dolmamı da yapıyorum, sarmamı da yapıyorum. Hani hazır bir şey almıyorum. Şu yufkaları, bu baklavalık cheesecake için bu yufkayı aldım. Hani onu ikide bir önüme getirmesinler diye üstüne basa basa söyleyeyim. Bu arada fıstıkları da şimdi altına dizip fırına koyacağım. Sonra cheesecake harcına geçeceğim. Üzeri tereyağlı ve pudra şekerli Antep fıstıklarıyla kaplanan özel yufkalar fırında pişmeye bırakılıyor. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi kremalarımı. Vallahi seni çok hızlı ve pratik gördüm. Mutfakta pratik olmayı seviyorum. Öyle söyleyeyim Yürümesi. Ben şimdi kremalı. Ne oldu? Labne. Almayı mı unuttun yoksa? Evet. Eyvah! Hemen hızlıca markete gidebilir miyiz Gürbüz? Hadi o zaman. Koş koş, atla hemen arabaya. Çabuk 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 hemen hızlıcana gidip gelmem lazım. Ay, süren akıyor hala. Hemen gidip gelmemiz lazım. Gülizar'cığım, labne unutulacak bir şey mi Allah sen? Unuttum, nasıl unuttum bilmiyorum. Gürbüz koş. Koş Gürbüz koş. Asıl sen koş. Hadi fırla fırla. Ay, hemen al şu labneyi. Labne? Labne ne tarafta? Sondaki dolapta.
İnsan labneyi unutur mu ya? Unutur, Gürbüz unutur. Yahu labneler şu tarafta. Ay gözümün önündekini görmüyorum Gürbüz. Labneyi aldık. Koş koş. Hemen ödemeyi yapıp çıkalım. Yonca Hanım, unuttum. Ben çıkışta öderim, öyle yapalım. Hayda, parayı da mı unuttun? Ah Yonca Hanım bana yardımcı olur ya. Neyse ben hallederim. Koş hemen arabaya. Araba nerede? Ya burada işte. Ah ben nereye gidiyorum? Hadi atla hemen. Süren geçiyor. Koşarak gideceğim. Neyse ki labneyi aldık. Şu an ne hissediyorsun? Şu an kalbim yerinden çıkacak. Ve unutmayacağım dedim. Üstüne basa basa Gürüzar bak bir şey unutma. Unutma. İşte bak unutkanlık diyorduk Gürbüz. Unutkanlık da var. Yani yapacak bir şey yok. Gitti. 5 dakikamız boşa gitti. Aslında geçen süren tam olarak 6 dakika. Tamam 6 dakika. Bir şey olmaz. İnşallah yetiştireceğim ya. Hadi koş koş. Yemekler bizi bekliyor. Geldim Gürbüz geldim. Hemen ellerimi yıkamam lazım. Çünkü markete gittik. Bravo. Hijyen önemli. Şimdi bir aşamayla üstünü değiştiremeyip menüsünü yetiştiremezse tabii ki zaten program geri eksik menüye giriyor. Ama benden de çok ağır eleştiriler olur. Çünkü ben o kadar uğraş verip çaba harcayıp günler öncesinden hazırlığa giriştiysem kendisini ona göre ayarlayıp üzerini değiştirip menüsünü tam bir şekilde önüme çıkartması gerekiyor. Tabii ki onda iyi bir puan talebi varsa kusursuz şekilde karşıma çıkması gerekiyor. Baklava cheesecake için Antep fıstıklarıyla fırında pişen yufkalar tezgaha alınıyor. Cheesecake'in harcı için krema ve labne peyniri kaseye konuluyor. Ben bir tane rende istiyorum. Rendeler çekmecede. Rende dedin ocağın başına geçti. Patlıcanımı atmam gerekiyor. Üstüne herhalde aç biri gelecek. Buraya ocağın üstüne düştü. Kaynayan suda haşlanmaya bırakılan kuru patlıcanlara tuz ekleniyor. Dolma için pirinçler sıcak suda bekletiliyor. Cheesecake'in harcı için krema ve labnenin üzerine limon kabuğu rendeleniyor. Şimdi ne yapacaksın? İçini hallettikten sonra hemen fırına atacağım. Sonra masayı kurmaya geçeceğim Gürbüz. Cheesecake'in kreması, bir yumurta, bir bardak şeker, bir paket vanilya ve 2 kaşık unla karıştırılıyor. Hazırlanan krema, ön pişirme yapılan Antep fıstıklı yufkaların üzerine yerleştiriliyor. Adıyaman'ın neresindensin? Adıyaman, Gergen nakışlı. Ama köyümü bilmiyorum, biz köye gitmemişiz, bilmiyorum. Bizimkilerin hepsi İstanbul'dalar. Ben de Kahtalıyım. Güzel, Kahta da güzel. Kahta da biz bir kere küçükken gitmiştik çorba içmiştik orada ya hatırlıyorum çok güzel bir çorba içmiştik. Hala onun tadı damağımda. Çok güzel bak küçüktüm öyle bir tereyağı tadı vardı. Anlatamam sana Gürbüz. Ya! Çok güzeldi. Şimdi fırına geçiyoruz. Özel baklava yufkasıyla baklava cheesecake nihayet fırında pişmeye başlıyor. Baklava cheesecake'in şerbeti için tencereye birer bardak şeker ve su konuluyor. Şerbeti için 1-2 damla da limon sıktım. Şimdi karıştıracağım. Ondan sonra erimeye bırakacağım. Baklava cheesecake'in şerbeti karıştırılarak ocakta kaynamaya bırakılıyor. Karnabahar ve brokoliyi haşlamak için tencerede su kaynatılıyor. Dolma için haşlanan kuru patlıcanlar sudan çıkartılıyor. Aynı suyu biberi de koyacağım. Biber daha çabuk pişiyor. Dolmayla sunacağın süzme yoğurdu marketten mi aldın? Evet buradan aldım Gürbüz. Keşke onu da özel bir yerden getirtseydin. Özel getireceğim bir yer yoktu Gürbüz ya. Hani süzme yok. Ben genelde paket kullanıyorum şimdi. Onun yalanını söylemeyeyim. Hadi koş Gürbüz. Nihayet masaya başlıyoruz. Hemen masa örtüsünü. Gel sana örtüyü sererken yardım edeyim. İşte oldu. Şu yapay çiçekler masa için herhalde. Evet canlı çiçek getirmedim Gürbüz. Çünkü canlı çiçek solacaktı. Şöyle ben özel sipariş verdim. Canlı görünümlü ortancalar. Onları getirdim. Bunları özel sipariş verdim. Hem daha şık duracak. En azından yarışmacılara da fikir olur. Çiçek ve mumların ardından tabaklar da hızla masadaki yerini almaya başlıyor. Bunlar çeyizin mi yoksa? Yok çeyizim değil. Yani bir 6-7 yılı var ya Gürbüz. Kumaş peçetelerin ardından çatal kaşıklar da masaya yerleştiriliyor. Neden tek servis açıyorsun? Çünkü tek servis getirdim. Eyvah! Vallahi büyük olay. Gürbüz ben bu hatayı nasıl yaptım? Ne olacak şimdi? Neyse şey yaparız ya hazırda kaşıkların olur onu kullanırız. Onları şimdi koyacak mısın peki? Yok onu istedikleri zaman getiririm Gürbüz. Peki bunun açıklamasını nasıl yapacaksın? Unuttum. Ekmeğin ardından bardaklarını da hemen masasına yerleştiriyor yarışmacımız. Gürbüz masam hazır. Ekmeklerimi de örttüm. Ekmeklerimin üstü açık değil.
Tamamdır. Masam bu şekilde. Bence gayet şık, gayet güzel oldu. Bitti mi? Bence bitti. O zaman... Yemeğe devam ediyoruz. Benim için masa düzeni tabii ki de önemli. Ya ortada bir çiçek mutlaka beklerim. Gerisi mumdu vesaireydi, bunlara bir objeydi. Olmaya da bilir ama mutlaka bir çiçek olmalı. Benim için masa düzeni çok önemli. Bir kere kesinlikle ve kesinlikle tüm sunumların yerinde olmuş olması gerekiyor. Masa örtüsü kesinlikle ütülü olmuş olması gerekiyor. Hadi hepsini bir kenara bırakın. Kesinlikle hijyen çok önemli. Mesela yarışmacının ilk önce bir ellerine bakacağım. İlk sunumunda. Dolma için haşlanan kuru biberler süzgece alınıyor. Suda bekletilen pirinçlerin suyu süzülüyor. Adıyaman usulü kuru biber ve patlıcan dolmasının iç harcı için soğanların kabuğu soyuluyor. Pirinçlerin üzerine pul biber ekleniyor. Çok biber koymadım, herkes acı sevmeyebilir diye, ama Adıyaman usulünde biliyorsun gürbüz acı olur. Annenler nerede yaşıyor bu arada? İstanbul'dayız, bütün ailemiz. Adıyaman'da kimseniz yok mu? Yok, bir teyzem var, o kadar. Onun haricinde hani birinci derece akrabalarımızdan kimse yok, öyle söyleyeyim. Hangi baharatları koydun? Pul biber, karabiber, kimyon, nane. Yağımızı da şöyle koyalım. Kuru dolmanın iç harcı için soğanlar küp şeklinde doğranıyor. Ya baklava cheesecake nasıl olacak merak ediyorum. Dinlenecek, onu hemen dolaba kaldırmam lazım. Ama şerbetini büyük ihtimal çorbayı veya ara sıcağı ikram ettikten sonra üstüne bir gezdireceğim. Şerbeti zaten hazır değil mi? Aynen hazır, her şey hazır olacak. Sadece bir üstüne gezdirilecek, o kadar. Normalde mesela biraz daha dinlendiğinde çok daha lezzetli oluyor. Şimdi ben riske girdim baktığında, risk aldım Gürbüz. Bu arada tencerede kaynayan suya ne koyacaktın? Brokolileri koyacağım. Brokoli, karnabahar, kuşkonmaz, onları koymam lazım. Onları neyin yanında vereceksin? Ana yemeğimin yanında olacak. Ana yemeğin yanında genelde herkes pilav ikram ediyor ya. Şimdi benim ara sıcağımda pirinç olduğu için ana yemeğe pirinç koymak istemedim ana yemeğin yanında. Doğranan maydanoz ve soğanlar dolma harcına ekleniyor. Üzerine bolca salça konulan harç elle yoğrularak karıştırılıyor. Dolmaların pişerken yapışmaması için tencerenin dibine piyazlık doğranmış soğanlar yerleştiriliyor. Harçla doldurulan kuru patlıcanlar tencereye yerleştiriliyor. Herkese kaçar tane koyacaksın? Bir patlıcan, bir tane de biber koyacağım. Çünkü bu ara sıcak olduğu için çok böyle doyurmak istemiyorum. Ana yemeğe de midelerinde yer kalsın istiyorum. İç harçla doldurulan Adıyaman usulü kuru biber ve patlıcan dolmaları soğanların üzerine yerleştiriliyor. Ekranda seyrederken en çok nasıl yarışmacılara kızıyordun? Boş boş yorum yapanlara, yemekten anlamayan insanların yorum yapması. Hiç yemekten anlamıyor, sadece konuşmaya gelmiş, o kadar. Anlamadığı için de boş boş yorum yapıyor, onlara kızıyorum. Sofrayı eleştirebilir, ben kişisel eleştirileri kabul etmiyorum hiçbir şekilde. Yani insanların dış görünüşünü, botoksunu, dövmesini, başka bir şeyini eleştirmeyi sevmiyorum. Onlar beni ilgilendirmiyor, estetiğini falan eleştirmem. Onlar kişinin kendi tercihi. Benim sadece eleştireceğim şey yemek olur. Benim de sadece yemeklerimi. Eğer eleştirilecek bir şeyim varsa yemeklerimi eleştirebilirler. Şimdi çift servis getirmeyi unutmuşum. O benim hatam. Ama onlar masaya geldiklerinde de söyleyeceğim. Diyeceğim hani bunu inşallah tolere edersiniz. Ona göre ben kaşık kullanırım. Buradan bir kaşık kullanırım. Ekstra servis istediklerini de veririm. Ona sorun yok. Adıyaman usulü kuru biber ve patlıcan dolmaları pişmeye hazır. Pişen baklava cheesecake tezgaha alınıyor. Köz patlıcan çorbası aslında tam bir davet menüsüne uygun bir çorba. Ama bakalım gerçekten patlıcanları közleyecek mi? Eğer fırında yapar da çorbayı fırında közlenmiş bir patlıcan çorbası da verir, o is tadını alamazsam vay haline bence. Süzme yoğurt ile Adıyaman usulü kuru biber ve patlıcan dolması denmiş. Adıyaman usulü olabilmesi için bence o patlıcanların ve biberlerin içerisinde harcında mutlaka ve mutlaka kıyma olması lazım. Kıymasız bir şekilde yaparsa ben bu dolmayı asla kabul etmeyeceğim. Bu arada Hollanda'da yaşayan rakibin Okan bir açıklama yapmış. Okan demiş ki köz patlıcan aslında davet menüsüne uygun bir çorba. Ama fırında közlerse vay haline demiş. Fırında yapmadım. Bayağı bildim, ben emeğimi verdim. Ha, Okan bir de demiş ki dolmanın Adıyaman usulü olması için kıymalı olması lazım. Hayır, hiç de bir. Yani kıymalı olmuyor. Kıymalı da var, kıymasız da var. Kıyma olmazsa Adıyaman usulü yapan şey ne diyor? İçindeki bol salçası, bol yağı, baharatı. Kuru biber ve patlıcan dolmasının sosu için tuz, limon tuzu ve sıcak suyla salça karıştırılıyor.
Üzerine salçalı sos konulan Adıyaman usulü kuru biber ve patlıcan dolmaları pişmeye bırakılıyor. Fırını kullanacak mısın? Hayır, fırını kapatabiliriz Gürbüz. Kapattım. Bir kaynasın, ben şimdi şöyle bir toplamam lazım Gürbüz. Onları ben hallederim. Ben şimdi ne yapacağım? Patlıcanlarımı soymam lazım. Brokoli ve karnabaharımı halletmem lazım. Haşlanacak brokoli bol suyla yıkanıyor. Okan bir açıklama daha yapmış. Ne demiş gene Okan Bey? Fiyaskodan bir tık daha üst menü demiş. Asla kabul etmiyorum. Nasıl fiyaskodan bir üst menü ya? Baklava cheesecake var. Kuru patlıcan biber dolması var. Ondan sonra kuşkonmaz var, brokoli var. Vizyon meselesi. Etin yanına illa pilav mı yapacağız? Ne yapılır? Aa, bu arada özel baklava yufkası derken kahkaha atmış. Niye kahkaha atmış? Özel baklava yufkası, özel getirttirdim. Bu şekil konuşanlar genelde fiyasko oluyor Gürbüz. Okan Bey acaba ne yemek yapacak? Çok merak ediyorum. Hani kahkaha atmış, gülerek söylemiş, eleştirmiş ya. Fiyaskodan bir üstmüş. Okan Bey siz ne yapacaksınız acaba? Hani kalkıp eleştiriyorsunuz da siz ne yapacaksınız? Hani boş boş eleştirmek için eleştirmesinler. Gelsinler, tadına baksınlar. Tadına bakmadığın bir şeyi kusura bakma, eleştiremezsin daha. Zaten yanına koyduğu kuşkonmaz, brokoli ve karnabahar sıcak suyun içerisine atacak. Haşlanacak, yumuşayınca taban yanına koyacak. Tamamen makyaj. Sıfır emek bence. Brokoli, karnabahar ve kuşkonmazı da haşlar, önümüze koyar demiş. Şimdi bunlar sadece brokoliyi haşlayıp önlerine indirmeyeceğim. Ben böyle sarımsaklı, zeytinyağlı, limonlu bir sos yapacağım. Boş konuşuyor. Sadece boş konuşma. Başka hiçbir şey değil. Gerçekten sadece boş konuşma. Bol suyla yıkanan karnabahar ve brokoli çiçekleri kaynayan tuzlu suda haşlanmaya bırakılıyor. Yapılan yorumları duydun. Menün iddialı mı sence? Menüm de iddialıyım. Kimse kusura bakmasın. İddialı olmasam diyorum ya, yarışmaya niye katıldım? Yemeklerime de güveniyorum. Lezzetine de güveniyorum. Önce bir tadına baksınlar. Ondan sonra kalkıp eleştirsinler. Bu arada kuşkonmazlar nerede? Şurada görürüz. Onları sonra haşlayacağım. Onlar için hemen küçük bir tane su ayarlamam lazım. Tencere biraz küçük mü geldi? Ay. Baksana üstte kaldı hepsi. Zaten şey olacak hani böyle yanına bir iki brokoli, bir iki karnabahar. Ya vizyon işte, hani yanına pilav koysaydım ne olacaktı? O zaman da iki pilav koydu diyeceklerdi değil mi? Kuşkonmazlar da haşlanmaya başlıyor. Eleştiriler seni biraz kızdırdı galiba. Yok, kabul etmiyorum Gürbüz. Hiçbir şekilde diyorum ya, kabul etmiyorum o eleştiri. O benim nezdimde bir eleştiri değildir. Hani beni eleştirecekse de... Düzgün bak, düzgün bir şekilde eleştirir, tamam derim. Ama saçma sapan eleştiri yapıp yemekten anlamadığı halde beni eleştiriyorsa da kusura bakmasın, masada cevabını alır görürüz. O zaman farklı bir Gülizar mı görürüz yani? Aa, hakkımı yedirmem, ben o kadar emek veriyorum burada. Emeğimi yedirmem, kimse kusura bakmasın. Bak. O kadar terliyoruz, o kadar ter döküyoruz. Haşlanan brokoli, karnabahar ve kuşkonmazlar diri kalmaları için soğuk suyla şoklanıyor. Püre için haşlanan patateslerin suyu süzülüyor. Çorba için közlenen patlıcanların kabuğu soyuluyor. Bak patlıcanlar ne kadar güzel közlendi. Köz patlıcan çorbası böyle olur. Değil mi Gürbüz? Nihayet çorbaya geçtik. Çorbaya geç ama çorbayı ben özellikle sona bıraktım. Yani sıcakta kalsın. Kesilmesin, bir şey olmasın. Sütlü bir çorba sonuçta. Çorba için kabuğu soyulan közlenmiş patlıcanlar gelişi güzel doğranıyor. Köz patlıcan çorbasının meyanesi için tereyağıyla un kavruluyor. Kavrulan unla közlenmiş patlıcanlar birleştiriliyor. Vallahi aşçı yarışmacımız Hakan da köz patlıcan çorbası yapmak çok kolay diyormuş. Köz patlıcan çorbasının bak gördünüz kaç aşamadan geçti. Ya çorba ne yapabilir? Kendisi ne yapacak? Soğan çorbası mı yapacak? Fransız usulü soğan çorbası mı yapacak acaba? 150 bin liralık yarışmaya asla layık değil demiş. Tamam anladık. Bugün boş boş şeylerden puan kırmak için gelmiş onlar. Ama dediğim gibi ben Zuhal Hanım'ın puanlarına güveniyorum. Lezzete puan verecek olana. Onlar sadece kendilerine takipçi kasmaya gelmişler. Süt almam. Bunlar maksimum 1,5 saatlik yemekler demiş. 1,5 saatte kendisi yetiştirsin Gürbüz. Çorba için unla kavrulan közlenmiş patlıcanlar üzerine eklenen sütle pişmeye bırakılıyor. Sırada patates püresi var. Şimdi haşlanmış patateslere neler koyuyorsun? Tuz koydum Gürbüz biraz. Şimdi biraz tereyağı koyacağım.
püre için haşlanmış patateslere tereyağı ve krema eklenerek iyice eziliyor. Şimdi hem salata hem de haşlanmış sebzelerin sosunu hazırlamaya başladık. Bu iki ayrı sosta neler olacak? Brokoli için limon, sarımsak, zeytinyağı. Salata için de zeytinyağı, limon, hardal. Hardal aldın değil mi? Aldık Gürbüz. Attık listeye, dolabın oraya kaldı. Hardalı getirmemi ister misin? Getir Gürbüz. Hardaldan başka ne demiştin? Sarımsak burada zaten. O zaman işte hardal da geldi. Tatlımız da hazır zaten, şerbetimiz hazır. Salatayı ve sebzeleri de hazırlaman lazım. Süzme yoğurda bir şey yapmayacaksın değil mi? Süzme yoğurt yok, tuzlayacağım, onu da hallederim. Onu da şimdiden yapman lazım. Onu da hallederim. Bana süzme yoğurdu da çıkartır mısın? Tabii. Bu arada baksana, sarımsak ezeceği de getirdim. Sonra Gürbüz şöyle, Gürbüz böyle diye laf ediyorlar arkamdan. Daha ne yapayım ya? Salatanın limonlu, zeytinyağlı ve hardallı sosu hazır. Haşlanmış brokoli, karnabahar ve kuşkonmazın sosu için ezilen sarımsaklar zeytinyağı ve limona ekleniyor. Salataların ve sebzelerin sosu nihayet hazır. Adıyaman usulü kuru biber ve patlıcan dolmasıyla sunulacak süzme yoğurt tuzla karıştırılıyor. Bunu dolmaların altına koyacaksın değil mi? Evet, dolmanın altına koyacağız Gürbüz. Şimdi ben salata... Tuzu tamam değil mi? Tuz attım. Onu da buzdolabına kaldırayım istersen. O da gözümün önünde kalsın Gürbüz ya, unuturum falan. O zaman hepsinin üstünü kapatman lazım. Tabii hemen havlu kağıtla... Avokadolu yeşil salata için atom marul yaprakları ve diğer yeşillikler hızla doğranıp cam kaba alınıyor. Kabuğu soyularak üzerine eklenen avokadolarla salata tamamlanıyor. Avokadolu yeşil salata bana göre kuzu incinin yanında gitmez. Daha bol yeşillikli bir salata tercih edebilirdi. Ya da garnitürü zaten yanında veriyor. Onun yerine farklı bir salata da tercih edebilirdi. Zaten seçtiği avokadoların olgunlaşması, yenilebilir halde olması çok önemli. İşte sos oranı, işte limonu, işte soslaması falan da çok önemli. Bunlara da özellikle dikkat edeceğim. Ama yine diyorum, kuzu incinin yanına olmamış bir salata. Sıra geldi ana yemek için haşlanan kuzu incikleri kemiklerinden ayırmaya. Hadi eldivenleri giy de başla bakalım. Şimdi bak, kemiklerden nasıl ayrılıyor. Ben bu etleri özellikle kemiksiz diye yazdım. Bunun için ekstra mesai harcıyorum. Çünkü eti böyle alıp eline yiyemezsin. Zaten eline alamıyorsun, direkt elinden düşüyor. Hiç hoş bir görüntü olmuyor. En azından böyle didiklendiğinde çok daha güzel bir görüntü oluyor. Hani daha sağlıklı, daha hoş, daha temiz, daha hijyenik bir görüntü oluyor. Bak, eti görüyorsun. Dokun. Ayrılıyor. Aferin kız sana. Eti iyi pişirdin demek ki. Bu arada Hakan demiş ki, kemiksiz kuzu incik zor pişer. Bakalım önümüze nasıl getirecek demiş. Kemikler değil, kemiksiz getireceğim. Güzel pişmiş eti. Bu hafta büyük ihtimal herhalde hepiniz aç kalacaksınız. Gelen yorumlara bakacak olursam, sence yarışmacılar nasıl? Bunların yorumlarından anladığım kadarıyla Gürbüz, aramızda kalsın aç kalacaksın. Yemekten anlamıyorlar diye tahmin ediyorum. Çünkü kuzu inciği eleştiriyorlar, basitmiş. Aa, yalnız bir dakika. Şu parça ne? Ben buna yakından bakayım en iyisi. Gürbüz, yemek için kendine bahane arıyorsun. Aa, yok ya. Pişmiş mi diye şey ettim. Bu arada sen onlar yemekten anlamıyorlar demişken Büşra'nın yorumunu da söyleyeyim. Büşra demiş ki, salata kuzu inciğin yanına gitmez. Bol yeşillikli bir salata ya da farklı bir salata yapabilirdi demiş. Şey diyeceğim, ben zaten yeşil salata yaptım. Avokadolu yeşil salatanın içinde domates mi bekliyor? Veya salata, havuç koydum da ondan mı eleştiriyor? İçinde havuç yok, yeşil salata yapmışım. Neyi ne eleştiriyor acaba? Şu an etimin tadına bakmam lazım. Çatalla didiklenen kuzu inciklerin üzerine çok az et suyu konuluyor. Patates püresi ve haşlanmış sebzelerle sunulacak kemiksiz kuzu incik sonradan ısıtılmak üzere ocağa alınıyor. Adıyaman usulü kuru biber ve patlıcan dolmasına biraz daha sıcak su ekleniyor. Sırada haşlanmış sebzeler var. Şimdi bu haşlanmış sebzeleri nasıl sunacaksın?
Şöyle bak, bunları da böyle büyük büyük de getirmeyeceğim ki eleştirmesin. Zaten her şeye laf ediyorlar. Ha, yani anlamıyorlar. Anlamadıkları için de saçma sapan yorumlarda da bulunacaklar Gürbüz. Öyle mi diyorsun? Yemekten anlamayan insanlarla galiba yarışıyorum. Benim şansıma herhalde çıka çıka bu hafta bana denk geldi. Çok isterdim yemekten anlayan insanlarla yarışmayı. Tamam, bir tane aşçı varmış, herhalde soğuk mezeleri yapıyormuş. Tadına baksın, ondan sonra gelsin bir eleştirsin. Ama dediğim gibi haklı eleştiri yapsın. Bunlar 1,5 saatte olacak bir yemek değil. Ki ben bir de labnemi unuttum. Gittim tekrar markete, labne aldım. Yetiştirdim. Brokoli, karnabahar ve kuşkonmazlar sarımsaklı, zeytinyağlı ve limonlu sosla karıştırılıyor. Şimdi ne yapacaksın? Şeyin üstüne döksem, onu da sonrasında bana kızacaklar, diyecekler ki tatlıyı bile sonradan hazır. Of bak şimdi. Cheesecake'in güzelliğine bakar mısın? Bak şimdi ben buna fıstık koyacağım. Baklava cheesecake bu. Yani boru değil, baklava cheesecake. Oo, tatlıdan eminiz galiba. Şöyle bak 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 bak. Malzemeden kaçmıyoruz. Yani şuna kalkıp bir daha laf söylerlerse taş olurlar ya. Şimdi bak, şerbetini de ben şimdi dökeyim bence. Getireyim mi? Evet Gürbüz, getirirsen çok mutlu olurum. Al bakalım şerbetini. Daha ne yapayım ya, daha ne yapayım ya. Tam yemekteyize yakışan bir tatlı oldu. Hemen havaya girdim bakıyorum. Bak bir de bunun özelliği şudur. Üzerine eklenen şerbetle lezzeti tamamlanan özel baklava yufkasıyla baklava cheesecake nihayet hazır. Vallahi tebrik ederim. Tamamdır, bak çıktı da. Daha ne olsun, daha ne olsun. Evet döktüm dedim her ihtimale karşı. Ufacık şeyleri eleştirdiler ya. Bunu da fazlasıyla eleştirecekler diye düşünüyorum. Ben şimdi hazırlanmaya gidiyorum. Yalnız gitmeden burayı toplaman lazım. Şöyle vereyim ben sana Gürbüz. Tatlımı hemen dolaba kaldırmam lazım bak. İşte bak Gürbüz, tatlı budur. Tatlı budur. Özel baklava yufkası ile baklava cheesecake. Evet bunu hiç yemedim. Araştırdım. Görünümü güzel ama tabii ki tadına bakacağım. Bütün içeriğini biliyorum, araştırdım. Bakacağım. Elimi yıkıyorum, bitti. Bravo! Yalnız hemen giyinmeye gitmen lazım. Tamamdır. Şöyle bırak. Hadi acele et. Ve bitti. Bitirdim. 1,5 saatte yetiştirdim. Hemen koş Gülizar, koş!